Mazber ekranlarından selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün gündem haberlerimiz var. Konuşulacak oyunlar, konsollar, paralar, bir sürü bir konu var. Hem ticaret hem oyun tarafında uzmanlığımızı konuşturacağımız bir video olacak yine. Sevgili Profesör Orhun Kayıalp ve sevgili Doçent Doktor Tuncay Arslan bizlerle beraber. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk haberimiz gündemde olan bir oyun aslında. Resident Evil Village. Resident Evil Village, Tuncay'ın oynadığını biliyorum. Orhun'un hayatta oynayamayacağını biliyorum. Bir 50 dakika falan oynadım. Saldım sonra. Vaa. Helal, süper. Devam mı? Bitireceğim mi? Yok yok, mümkün değil. Hiç gerek yok. Yok yok, hiç parma. Bu oyunu da ben oynamasam olur yani. Dünyada kimse bir şey kaybetmez. Dolayısıyla hiç gerek yok. Resident Evil 7'den daha korkunç, onu söyleyeyim. Ben Resident Evil 7'de çok terlemiştim. Village'da bir saat dışında, oyunun bir saat dışında hiçbir yer terlemedim yani. Bana çok yabancı geliyor bu konuşmalar şu an. Hiç korkmamak çok güzel. Abi empati yoksunuzsun sen. Bak biz oğlunla çok empati, çok kuvvetli empati yapıyoruz. Oradaymışız gibi hissediyoruz. Bahanem bu benim yani. Neden korkuyorsun diye sorduklarında bu bahaneyi söylüyorum da. O yüzden sana da bunu paylaşmadım yani. Village'la alakalı konuşacağımız bir video gelecek bu arada ayrıca. Tuncan'ın da oyunu bitirmesini bekliyorum. Ondan sonra bir konuşuruz Tuncay'la üzerine. Ama bugünkü haberimizin asıl muhabbeti aslında Resident Evil Village'in seride en iyi çıkış yapan oyun olmalısını. Ama Steam tarafının için bahsediyoruz tabii. Steam'de şu ana kadar en çok oynanan Resident Evil oyunu oldu çıkış günü itibariyle. Bir örnek vermek gerekirse mesela abi anlık oyuncu sayısı 100 bini geçti. Resident Evil Village oynayan Steam'deki anlık oyuncu sayısı 100 bini geçti. Mesela daha önceki en çok oynanan Resident Evil oyununun 75 bin anlık oyuncuya ulaştığını görüyoruz. O da Resident Evil'ın remake'iymiş bu arada. Herhalde Resident Evil remake dedikleri şey bu eski... İlk oyunu bir remake yapmışlardı ya bir ara. Kaplamalar, cilalamalar falan böyle bir değişmişti. GameCube evet, versiyonunu mu ne bir remake yapmışlar. Büyük ihtimalle o. Ondan sonra Resident Evil 3 remake geliyor. 60 binlik oyuncu anlık oyun sayısıyla. Ama Village hepsini geçmiş ve 100 bini aşmış anlık oyuncu da. Ya zaten dönem oynayacak bir şey yok çok fazla. Resident Evil'da beklenen bir marka. PC tarafı daha konsol odaklı bir oyundu. Ama artık PC'de oyuncuları da Resident Evil markasına daha fazla şans veriyor falan. O yüzden şaşırmıyorum yani böyle bir şey. Ama ben şey de olduğunu düşünüyorum bu arada. Hani sadece PC özel bir durum olduğunu zannetmiyorum. PlayStation tarafında da belki hani tabii Resident Evil 7'nin rekorunu kırmamıştır ama uzun vadede 7'den daha fazla yani en azından kendi seri içerisinde en çok satanlardan bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Hak da ediyor. Bence bir numaraya da geçebilir. Zaten şey abi bence sektör mesela son yani bundan sonraki önümüzdeki 5 yılda falan her yıl bir tane oyunun, bir seri oyununun bugüne kadar serinin en çok satan oyunu olduğu haberlerini sık sık göreceğiz. Çünkü oyuncu sayısı artıyor. Yani evet, eskiden evet. 1 milyon bir oyun 1 milyon sattığında oha falan dediğimiz nokta vardı. Şimdi 2000'lerde falan 2000'lerin başında 1 milyon satmak demek büyük rakamlar, büyük sayılar bunlar yani. Mesela Assassin's Creed Valhalla en çok satan Assassin's Creed oyunu oldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet öyleydi. Evet. Ve şey yani en iyi Assassin's Creed oyunu ama yani şimdi günümüz oyuncu topluluğuna verdiğin zaman abi bir sürü oyuncu var. Oyun alabilecek insan sayısı çok arttı. Bu gittikçe katlanacak. Her geçen gün daha fazla oyuncu aramıza katılıyor. O yüzden bu artık sayıların rekor kırması çok normalleşecektir bir noktadan sonra. Bir de bir kıyaslama da yapamıyorsun. Şimdi desen ki Resident Evil 2, 4 onlardan çok satmış falan diyelim dedin. Ama onlar ne zaman çıkmış, bu ne zaman çıkmış? Yani onlar bugün çıksa da diyemezsin çünkü oyunlar eski. Oyunlar şimdi teknolojiyle çıksa falan dersin de çok yani dıdısının dıdısı oluyor. Ya ama şöyle bir haber de var abi. Bu enteresan. Capcom'un suçlayan bir yönetmen var. Yönetmen mi? Evet yönetmenmiş kendisi. Evet, benim tasarımlarımı... Benim tasarımlarımı kullan demiş. Şimdi burada bir spoiler vereceğiz ama oyun hikaye spoiler değil. Bir tane boss dizaynı spoilerı. Oyunun bir noktasında gözüken bir boss'un dizaynı var. Eğer bunları hiç duymak istemiyorsanız ilerleyebilirsiniz. Bir sonraki konu başlığımıza. Altta dakikalarımız var. Şimdi Frankenstein's Army diye bir film varmış 2013'te çıkan ve oradaki tipi alıp oyunda kullanmışlar diyor adam. Ve şöyle söyleyeyim haklı nerede? Yani çok aynı oğlum yani. Aynısı yani. Ya orada şimdi şöyle bir şey de var bir yandan. Bu tarz böyle görsel tasarıma dayalı şeyler illaki bir yerde gördüysen aklına kazınıyor. Evet. Ama sen onu hatırlayıp çiziyorsun belki ama direkt başkasının eseriymiş gibi de yapmıyorsun. Hakikaten bir yerine o imge oluşmuş. Sanki kendininmişçesine onu sen de yapabilirsin ama böyle olmayabilir de bu durum. Böyle olsa da olmasa da buna bir açıklama ya da bir şeyi gerekiyor yani yasal olarak. Ne diyeceğiz ya? Birebir aynı. Yani abi ya çok benziyor tasarım tabii yani
farklılıklar tabii ki de var yani. Direkt hani moto aynı değil ama uzaktan baktığında tasarım. Evet aynı yani. Çok çok yakınlar. Zaten adam da aynı olmasa itiraz etmez diye tahmin ediyorum tasarım çalmışlar diye ama sonuçta Berve Tuncan'ın dediği gibi merak ediyorum abi. Yani hakikaten aklında kaldı. Yaptı. İki izledi. Unuttu izlediğini. Kötü bir niyet yoktu. Bilmem ne yoktu. Çalma amacı bitmedi. Pozitif taraftan düşünelim yani. Bunun sonunda ne olacak ki mevzu ya? Buna mahkeme mi karar verecek yani? Çalınmış veya çalınmamış diye bilirken mi konuşacak? Yani nasıl çözülecek bu olay merak ediyorum. Veya bir çözülecek bir noktaya gidecek mi? Capcom dese ki biz ya bilmiyorduk öyle bir şey olduğunu kusura bakmayın desek adam inanırsa ne olacak? Ben inanmıyorum size dersen ne olacak? Yani sonuç itibariyle gerçekten ciddi bir yani şey varsa hani telif hakkı adama ait olan ve inanılmaz belli bir oranda benzerlik vesaire varsa hani sonuçta tazminat alma hakkı var yani şey telif hakkının sahibi olarak. Ya da zaten Capcom'da ya kusura bakma kardeş bu seferlik affet deyip geçmeyecektir hani öyle bir durumda hakikaten benzerlik varsa ve haksızlarsa. Ya bir telif ödeyeceklerdir. Belki sembolik, belki şey. Hani samimiyetine inanmasına bağlı biraz da falan. Yani fikir haklar kanunları konusunda hakikaten bir hakimin karar vermesinden ziyade bilir kişileri falan danışıyorlar bildiğim kadarıyla o tarz şeyler. Ne kadar uyuşmasıyla alakalı olarak falan. Yani ve nihayetinde gerçekten de çok ciddi bir benzerlik varsa ve bu benzerlik kanıtlanabilir. İşte ve fikri hakları da gerçekten de iddia sahibine ait olduğu da kanıtlanabilir şekildeyse mahkemede hani bir şekilde onu yapmak da zor bir şey ya normalde. Hakkı var adamın. Yani parasını alır. Ama tabii çok uzun bir hukuki süreç oluyor genelde bu tarz şeyler. Yani merak ediyorum nereye kadar kovalayacaklar. Öyle enteresan bir oyun gündemi muhabbeti vardı. Onu da paylaşalım istedik. Bir sonraki haberimiz Ubisoft tarafından. The Division serisini biliyorsunuz bilhassa enisi takip edenler 900 saat Division oynayan adam... Esprisinden ötürü de hatırlayacaklardır. Şimdi The Division oyunları bu zamana kadar hep 60 dolarlık oyunlar olarak karşımıza çıkmıştı ama sıradaki Division oyununun 60 dolarlık bir oyun olmayacağı, tamamen free to play olacağı ve hani daha önceki Division'larda sahip olmadan oynayabileceğin standalone bir oyun olacağı söyleniyor. Ve yani Ubisoft'un direkt kendi stüdyolarının geliştirdiği de bir oyun. Yani bilmiyorum sizi vallahi ne kadar heyecanlandırır ama şimdi 60 dolar verilmeyen bir The Division için hani ben bir yükseldim. Çünkü bu zamana kadar ulan... Yani ben co-op oynamayı çok seven bir insan olmadığım için genel itibariyle o yüksek giriş fiyatı beni hep uzaklaştırıyordu ama bunu denemeye çok daha müsaitmiş aslen. Doğru adım olmuş gibi geldi bana o açıdan. Valla burada gidebilecekleri iki yön vardı. Bir tanesi bence yani Division oyunlarını çok seven bir insan. Yani oynadığım kadarıyla söylüyorum. İlk oyunda, ikinci oyunda oynadım. Benim oynarken hissiyatım şu. Arada sıkışmıştık oyunlarında. Yani hikayeli oyunlarmış gibi görevler koyup bir hikaye akışı sağlamaya çalıştıkları bir durum var. Bir yandan da işte loot yapıyoruz. Online'ız biz abi. Online karakterinizi kasacağınız bir yön var. Hani ikisinin de tam olarak yaptığını düşünmüyorum ben Division. Yani ne tam hikayeli oyun havasını verebiliyor ne tam o hani o online looter store'a abanabildiğini düşünüyorum. Bence tercihlerini yapmışlar. Demişler ki aga biz hikaye bir şey kasmayalım. Biz bu oyunu fiyatını kaldırıp iyice bu online özelliklerinin olduğu yere vuralım demişler. Benim için tabii şey ben oynamam yani büyük ihtimalle. Yani biraz şans veririm ama zannetmiyorum çok fazla oynayacağımı. Bir yerden sonra sıkıyor beni öyle oyunlar çünkü. Ama Division online yönleri için oynayan varsa 900 saat oynayan arkadaşlar gibi. Çünkü 9 saat tek başına ne yapacaksın yani Division'da? Herhalde online oynuyorsundur. Onlar için güzel haberdir diye düşünüyorum. Yani bedavaya erişebildikleri bir şey. Ama şeyden de korkuyorlardır. Şimdi yurt dışındasın. Division'ı çok oynadın sen. 60 dolar verip oyunu alıyorsun ve oynuyorsun deli gibi. Şimdi free to play'e geçtiğin zaman oyun senden şunu da yapabilir yani. Daha düzgün oyun deneyim için 120 dolar vermen gerekiyor. Ya da çevirebilir. Free to play'ler de biliyorsun. Mikro ödeme sistemleriyle bezeli oluyorlar. Ve oyunu engelleyecek oyundaki o hani zevk duvarlarını kırman için para isteyen çok fazla free to play oyun var. O yüzden ona da dönebilir. Yani bu tamamen oyunun ekonomisi nasıl tasarlandığı bağlı değişecek herhalde. Ben de araya bir tane Call of Duty haberi koyayım. Call of Duty Black Ops Cold War ve Warzone'a Rambo gelecekmiş. Bu da tam bizim kuşağa yönelik bir hizmet olmuş. Evet. Şimdi Call of Duty oynamaya karar verdin mi? Hayır. Ama oynayacak ve bundan çok hoşnut olacak insanlar düşünebiliyorum yani. Rambo ayağını çok var. Hatta sonrasında şey de gelecekmiş galiba. Die Hard'daki Bruce Willis karakterin adını unuttum şimdi. Tam bir aksiyon filmi kuşağına dönmüş ya bu. Kolay gelsin. Fortnite kokan hareketler bunlar ya. Ama niye Fortnite yani? Şimdi Fortnite John Wick'i falan getiriyordu en son. Onlar daha yeni kuşağa hitap ediyor sanki. Bu biraz daha eskici gibi. Eski kafalılara yönelik. Ben de o zaman araya bir tane Battlefield atayım abi. Battlefield 6 yani 6 mı diye duyurulacak onu bilmiyoruz tam da.
Hani Battlefield'ın yeni oyunu Haziran ayında gösterilecek. Zaten hani içeriden çok fazla bilgi de geliyordu. Ben de şeyi merak ediyorum. Bu oyun motoru yapıyor diye EA. Yani bakın oyun motoru yapıyoruz. Dragon Age'de bunu yapıyoruz. İşte Battlefield'lar da bununla olacak falan. Yeni oyun motoru çok heyecan verici falan diyordu. Ben sırf ondan merak ediyorum. Hani çünkü ben böyle çok yoğun bir Battlefield oyuncusu değilim. Ama o grafik motorunun sonuçlarını görmeyi merak ediyorum ya. Nasıl bir şey yapmışlar. Yani gelsin abi Battlefield. Yani seveni çok iyi bir şey çıkar inşallah. Şimdi bir diğer haber de aslında bu aralar biliyorsunuz Epic Games ile Apple arasında geçen bir dava var. Bu dava yani hukuki bir anlamı vardır muhakkak ama ben nasıl olduğunu anlayamadığım şekilde Microsoft da dahil, müdahil. Zaten kendileri galiba dahil olmuştu geçtiğimiz günlerde de. Oradan hani bol bol Epic Games'in iş planlarıyla alakalı şeyler sızıyor ama Microsoft'la alakalı da mesela çok ciddi bir biçimde mahkeme karşısında şöyle bir ifade de kullanıldı. Bu zamana kadar hani Xbox konsollarının satışından para kazanmadık. Hani kar etmedik daha doğrusu gibi bir şey söylenmiş. Yani bunu artık orada söylüyorlarsa hakikaten yani sonuçta bilançoya vesaire falan bakıldığı zaman gerçekten de konsolun kendisinden para kazanmadıklarını artık net düşünebiliriz ama ben kişisel olarak hala da bana şey bile olsa beni bir kasaya soksa bak Allah kazandığımız Allah. Paralar burada duruyor harcadığımız para burada duruyor gördüğün üzere harcadığımız kazandığımızdan fazla deseler bile ya bırak kardeşim deyip inanmayacağım bir dünyası var çünkü ya sonuç itibariyle evet konsol satışı saymıyorlar ama sonuçta ya, para kazanmıyorsa yapmayacaklar bir kuruş da mı kazanmıyorlar ya tabii canım bir kuruş da mı ama Microsoft ya kazansa ne olur kazanmasa ne olur çok da koymuyordur onlar ya şey Phil Spencer'ın naylon fatura kesiyormuş değil mi gider göstermek için ha, yok abi, tabii. Bir şey kazanmıyoruz yani. Bana şey, hakikaten Tahtakale esnafı ayağa geliyor hala. Ki hakikaten de bir yandan baktığınızda öyle. Adamlar para kazanmıyor olsalar bu işi yapmazlar. Sonuçta tamam konsolun kendisinden kazanmıyor olsalar da deli gibi işte ya oyun satışlarından ya işte servis satışlarından zaten kazandıkları için yapıyorlar yani. Olay o zaten. Her zaman bu arada şunu söyleyeyim. Konsolun karlılığı da çok düşük ve hamallık deniyor hep konsol üreticileri tarafında. Aslında hani yani $1, $2 kazanıyor kazanmıyorlar ayrı. Hakikaten de yani kazanmıyor olabilirler konsol satışlarında orada. O ekosistemi oluşturmak için konsol üretiyorlar zaten. Yani sen o konsolu al ki ben sana sonra bir sürü şey satayım kendi içinden evet. diye aslında alıyorlar. Hatta onunla alakalı da Sony geçen gün dava konusuna şey oldu, konu edildi. Bir tane işte, kim etti bilmiyorum tam olarak ama dava edilme sebebi şu Sony'nin. Diyorlar ki Sony'ye sen PlayStation'da dijital oyun satan tek yersin. PlayStation'da dijital oyun satan bir tekelsin sen diyorlar. Senin tekel olmaman lazım burada diyorlar. Yani bizim mantığımıza biraz garip geliyor ama aslında baktığın zaman tartışılacak bir konu. PlayStation sahibi, sen PlayStation almışsan hakikaten tekelle baş başasın. Yani PlayStation'da oyun alabileceğin dijital bir başka yer yok. Evet şey var mesela PlayStation oyun kodu sat, PlayStation oyun parası satan yerler var. Hani o satıyor ya Amazon PlayStation evet, kartları hediye böyle. Hediye kartları. Türkiye, ha, aynen onları satan yer var ama oyun satan dijital olarak resmi olarak oyun satabilen bir yer yok. O yüzden mecburen hepimiz PSN Store'dan alıyoruz ne alacaksak yani. Bir de diyor ki bunun yapılmaması lazım aslında. Senin burada başka satıcılara da burada izin vermen lazım diyor. Tabi adamın kendi platformu sahne lan diyebilir. Demeyebilir. Bilmiyorum neye bağlanacak ama öyle enteresan bir muhabbet de var. Dava konusu olarak. Yani. Olsa da fiyata karışmaması gerekecek. Yani benim store'umda neyse sen de onu satacaksın derse de aynı kapıya geliyor zaten. Ya orada o esnekliği de sağlayacaklarını şu an için çok düşünmüyorum. Ya İleride inşallah anki, olur da. Şu anki muhabbette bu konuşmalar çok böyle anlamsız geliyor olabilir. Hem bize hem izleyenlere yani ne alaka Sony tabii kendi oyunu satacak diyebilir ama şey düşünün abi 5 yıl sonra Xbox çekildi piyasadan sadece PlayStation var dünyada konsol olarak. Yani ve herkesin evinde bir PlayStation var. Ve tek oyun alabileceğimiz yer bu cihaz içerisinden. Yani PSN. Yani PSN dışında bir alternatifimiz yok. İşte o zaman sıkıntı olmaya başlar bu. Çünkü oyun oynadığın tek bir konsol var ve o konsolda tek bir satıcı var. Ya baya baya adamın artık ağzının içine düşüyor hale geliyorsun yani. Yani onu düşünerek aslında bugünden böyle bir karar çıkıyor olması enteresan işler çıkarabilir. Switch'te konsol demişken Switch'i de es geçmeyelim. Evet, Switch'te $85 milyon Okay. Oldu? yok devam et. Yanlış bir şey söylüyorsun zannettim de farklı tam. Devam et. Twitch'in anasına mı küfredeceğim sandın hesabı? Yok ya 80 derken sekste çok takıldığın gibi geldi. 80 demeyeceksin de o farklıdan diyorum ne diyor bu Switch'le alakalı falan diye bir takıldım. 80 milyon abi unit satmış. 84.59 milyon adet satmış yani. Vallahi helal olsun. Toplam bu arada konsol için satılan yazılım da yani oyun diyelim buna uygulama diyelim artık ne derseniz deyin. 587 milyonu bulmuş. Evet. Valla abi
Yani. Operasyonel olarak da karı 6 milyar dolar gibi bir şey. Dedikten sonra işte az evvel Microsoft tarafına girerken söylediğim inanmamamın sebebi bu. Ulan yani Nintendo böyle şeyler açıklarken Microsoft'un eyvallah yine zarar ediyorsunuz da zarar ettiğiniz için yapmıyorsunuz o işi noktasına geliyoruz. Ben ona çok takılmış durumdayım. Hakikaten yani düşün şöyle bir şey var. Hani oğlum zarar ediyorum demiyor adam. Konsoldan kazanmıyorum. Oyundan cıkkalıyorum diyor. Ya tamam da işte o şu noktaya geliyor. Hani kazandığını da anlat kardeşim. Yani hep vardır ya abi hiç para kazanmıyoruz diyen patron kafası. Ben ona ayarlıyorum yani. Onu sorarsa bak işte o avukatın. Ya onu da anlatıyor da. Haberden de cımbızla alıp başlığa koyuyorsun ya o mantıkla işliyor biraz. Sadece bundan bahsetmiş gibi biz hep okuyoruz. Vallahi çünkü şu şey değil. Microsoft para kazandığını açıkladı bir haber değil. Microsoft para kazanmıyorum dedi işte bu haber. Yani bunu okursun yani. O yüzden öyle sunuyor olmaları haberi çok bana da normal geliyor aslında yani. Kazanıyorlar oğlum merak etme itiraf edecekler. Kazanıyorlar canım çok bariz zaten. Sana o yüzden Phil Spencer'ı bağlayacağım ben. Açıklayacak kazanıyoruz kardeşim diyecek. Rahatladın mı diyecek. O yüzden işte yoruluyorum zaten yani kazandıkları bariz. Ona rağmen kazanmadık deyince ben böyle bir ya kardeşim yeter bırakın bu tahta kale esnaf ayağını falan kafasına giriyorum. O zaman abi son bir haber paylaşayım. Bu da son haberimiz olsun. PlayStation tarafında yeni bir dedikodu çıktı. VR'la alakalı bir şey abi. Sektörün içinden haber veren bir şey. İnternet sitesi diyeyim bir kaynaklar diyeyim. Yeni VR'la alakalı bazı bilgileri sızdırdı. Bu VR'da 4K çözünürlük olacağı söyleniyor. Yani ne kadar oluyor? 4000'e 2000 aşağı yukarı. 4000'e 2040. Bir göz 2000'e 2040. Diğer göz de 2000'e 2040 görecek. Böyle bir durum var. Zaten kontrolcüyü görmüştük. Sony resmi olarak açıklamıştı. Onun dışında iç haznesinde kameralar olacağı yani direkt kameralı geleceği kaskın ve sizin hareketlerinizi takip edeceği söyleniyor. Büyük ihtimalle ekstra böyle kurulumu daha kolay bir şey olacak. Tek bir USB-C portundan bağlanacağı da söyleniyor. Çözünürlük olarak da şu an sektörün liderlerine kafa tutan bir cihaz olacak gibi. Tabii VR çok hızlı ilerleyen bir şey. Bugün sektörün lideri dediğin şey hani 3 yıl sonra 5 tane yeni ürün çıkartmış oluyor. Çok hızlı yeni ürünler çıkıyor VR tarafta. Konsollar da genelde bir tane VR ürün çıkarttığı için 5 yıl sonra eskimeye başlıyor artık o VR'ın teknolojisi. Bunda da öyle olacak mı bilmiyorum. Ama ucuza VR'a erişmenin en rahat yolu konsollar galiba. Türkiye için konuşmuyorum arkadaşlar. Yani genel açıdan konuşuyorum. Bizde bir şey ucuza erişmenin yolu yok. Ama global açıdan baktığın zaman hardcore bir PC istemiyorsun. İşte 500 dolar euroyu neyse 400 dolar euroyu neyse veriyorsun artık. Bir de cihazı alıyorsun falan. Hani PC'den çok daha uygun fiyata erişebiliyorsun aslında konsolda. Öyle bir avantajı var. Bu VR konusu kimsenin ilgisini çekmediyse kapatacağım videoyu. Abi kullanamıyoruz ya. Yok yani VR. Bir türlü deneyemiyoruz. Denediğimizde kötüydü açıkçası yani. PlayStation'da deneyebilmiştik. Kendi adıma konuşuyorum. Gerçi bir yere bir farklı bir mekana falan da gidip bir şeyler denemiştik de. Ya çok böyle aman aman bir VR oyunu ben şu ana kadar deneyemedim yani imkan bulamadım. Bizzat da böyle kendi evimde arkadaşlarımın evinde bulunan bir cihaz haline gelmeden de çok böyle VR'a alışabileceğimi benimseyebileceğimi düşünmüyorum şu an. Şu an hala ya, çok çok erken. Konsolda çözünürlük düşük ya öyle problem var. Blood and Truth dışında ben de PlayStation tarafında oynadığım hiçbir VR oyunundan çok böyle memnun kalmadım ama PC'de güzel oyunlar var. Tabii yani var. Eğlencelik hani Half-Life dışı Half-Life çok büyük yapım eyvallah ama hani böyle gireyim 15 dakika bir stresimi atayım şöyle bir şöyle hareketler yapayım falan dediğin zaman çok güzel böyle çıtır çerezlik oyunlar var ama onun için de gidip sistem döşe bilmem ne yap al işte binlerce lira para akıt falan asla öyle bir şey önermem yani. Ya parası olan bile şu an beklesin bence çok daha ileriye gidecek bu teknoloji sonuçta daha hala başlangıç. Son yok ki abi seni üst yani. Modeli gelecek seni üst modeli gelecek diye. Böyle hiçbir zaman bir yere giremeyeceğiz galiba. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.